Yakında Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Kadir Gecesi de yine Ramazan-ı Şerif'in içerisinde ulemanın çoğuna göre 27. gecedir. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de hususan bir sure Kadir Gecesi ile alakalıdır. 114 sureden bir sure Kadir Gecesi ile alakalıdır. Kadir Gecesi'nin fazileti zaten ayet-i kerime ile bildirilmiştir. Birincisi, Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. İkincisi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlıdır. Üçüncüsü, o gece Hazreti Cebrail ve melekler yeryüzüne inerler de inerler. Müminlere karışırlar. Dördüncüsü, Kadir Gecesi'nde tabi melekler geldiklerinde hayır getirirler, bereket getirirler. Meleklerin indiği yerlerde. Melekler her yere inmezler tabi. Şirkin, küfrün, necasetin, Kur'an'ın ahlakına aykırı yerlerde olmazlar. Yani böyle temiz yerlerde olurlar. Bu da camilerdir, mescitlerdir. Müminlerin topluca bulundukları yerlerdir. Ve selametle dönerler. Yani selamet için gelirler. Hayır getirirler, bereket getirirler. Bu tam yeri ağrıncaya kadar devam eder. Bu Kadir Gecesi. Tabi bin aydan daha hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala. Bin ay 83 yıla tekabül ediyor. Yani bir gece 83 yıla tekabül ediyor. Sevap yönüyle. 83 yaşı da normal bir ortalama bir ömürdür. Tabi bunda çok hikmetler var. Biz bu mübarek zamanları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle bu geceyi üstün kılan, kadrini yüce tutan olayların başında başta zaten Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Kur'an-ı Vahiy yeryüzüne inmiştir. Vahiyden dolayı bu gece çok kıymetli olmuştur, bereketli olmuştur. Ramazan da ondan bereketlenmiştir. Ben bu münasebetle tabii hem Kadir gecelerini tebrik ediyorum kardeşlerimizin, Ramazanlarını tebrik ediyorum ve mukaddem, müstakbel idrak edeceğimiz Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Şimdi İslam beldelerinde ezilen, üzülen, işkence gören ve sıkıntı içerisinde olan milyonlarca kardeşimiz var. Müminler şu anda İslam dünyasında meydana gelen hadiselerden dolayı kalpleri kırıktır. Bununla birlikte bu yaralı olan kalplerini de günden güne demin bahsettiğim vasıflarda olan kişiden güçler onların yaralı kalplerine adeta tuz basıyorlar. Şu anda en kanayan yaralarımızdan bir tanesi de İslam dünyasında Filistin ve Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de etrafı bereketli kılınan ve Mekke-i Mükerreme'de yani Kabe-i Muazzama'dan 40 sene sonra inşa edilen Müslümanların ilk kıblesi mescitlerin, inşa edilen mescitlerin ikincisi. Peygamber Efendimiz'in miraca yükselirken miracın başlangıcı ve İsra'nın da nihayeti. Yani İsra mucizesinin nihayeti, miraç mucizesinin bidayeti. Peygamber Efendimiz'in
Miraç'a çıkarken bütün enbiyaların orada onlara imamlık yaparak adeta Mescid-i Aksa Peygamber Efendimiz için bir mescid, onun kıblesi Kabe, onun minberi Medine-i Münevvere'dir. Kudüs ve o bölge müminlerin yitik malıdır şu anda. Ve yeryüzü Müslümanları bu mukaddes mekanları kurtarmadığı müddetçe kendilerinin de vahdeti söz konusu olamaz. Yani İslam ümmetinin vahdeti Filistin'in hürriyetine kavuşmasına, yani Kudüs'ün hürriyetine kavuşmasına bağlıdır. Bu nedenle bu Ramazan-ı Şerif'in bizlere, İslam dünyasında bulunan bütün mümin kardeşlerimize, ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören bütün Müslümanların gerçek manada kurtuluşlarına, hürriyetlerine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.